Bu kadar ya değil. Esma beni sinirletme. Konuşalım bir kadar... de konuşmak istemiyorum dedim. Görüşmek üzere. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Efendim kanalıma hoş geldiniz. Ben Enis Kirazol, yanımda Biricik Karışım Şebnem var. Şebnem hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne ciddiyet? Bu ne ciddiyet? Niye çağırdın beni buraya? Ne yapacağız bu videoda? Önemli bir konuyu konuşmak için burada toplanmış durumdayız ama önce şunu söyleyelim. Şebnem'in boyu 1.10 değil, benim boyum da 2.5 değil. Kendisi de alçak bir sandalye oturuyor. Ben benim 2.5, onisi 1.10. Yüksek bir sandalyede oturuyorum. Yani ama onun sandalyesi rahat olduğu için onu oraya doğru konuşalım. Ben yönetmen sandalyesinde oturuyorum şu anda. Ben de amele sandalyesinde oturuyorum. Şu anda çekimi izleyeceğim. Oldu olmadı diye Enis'i şey yapacağım. Ne hakla ya? Nasıl ne hakla? Bebeğim bu şeyler benim kontrolümden geçmiyor. Bu videolar benim kontrolümden geçmiyor mu? Oyunlar. Şimdi biz oyunları seviyoruz. Biz takip eden insanlar da büyük ihtimalle oyun oynamayı seviyor ama mesela Şebnem'in hiçbir oyun geçmişi yok kendisinin. Doğru muyum Şebnem? Hey buradayım. Doğrusun. Bunu artık herkes biliyor. Bilmeyen olmadığını düşünmüyorum evet, yani. O yüzden de bugün bir genel olarak şimdi Şebnem tabii benimle tanıştıktan sonra pek çok oyun oynadı. Pek çok oyunda gördü. Oynamasa bile gördü. Yani evet. Pek çok izledik dedik. Mecburen. Yani bir ona yakın gördük. Tek mahkum. Yapacak bir şey yok. Evet derken biliyorduk sonuçları. Çok eğlenmiş kendisi bu oyunu izlerken. Şimdi sana temizden bir soru soracağım. Hiç oyun oynamayan bir insan olarak oyunlar hakkında ne düşünüyorsun? Bize anlat da söyle seni bir ağız payıyla eleştirelim diyor. Merak ediyorum. Çok temelden yani sormak istiyorum. Yani oyunlar hakkında bir şey düşünmedim daha önce üzerine. Yani şu anda... Gerek bile yok diyorsun yani. Ya hayır gene düşünmedim derken ilgilendiğim bir şey olmadığı için üzerine bir şey düşünmedim. Yani şimdi sordum düşün bakalım ne düşünüyorsun? Oyunlar hakkında. Hangi evet. Oyun diye sorsam. Yani çünkü yani genel öyle şey var. Oyunlar hakkında. Sonuçta oyunlar dediğin zaman aklıma gelen benim ne bileyim işte. Ya aklıma gelen dediğim oynadığım Mario falan olduğu için. Hani bence oyun dediğim biraz basit. Kafa dağıtmalık. Hani o şekilde o tarz oyunlarmış gibi geliyor ama. Yani sende gördüğüm oyunların çoğunda hikayesi var. Ya kafa odaklama değil de işte. Hikaye, bitirmesi gereken görevler. Yani biraz daha şey... Komplikeymiş gibi geliyor yani. O benim çocukken oynadıklarımın yanında. Biraz daha böyle ya zorlaştırmak değil de işte kimisi için bulmacalar var, kimisi için başka şeyler var. Yani herkesin hangi tarz seviyorsa o tarza uygun bir sürü oyun var. Peki, onları kadar... gördüm. Yani oyun dünyasının bu kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Mesela onu diyecektim. Peki bu kadar büyük olması şaşırttı mı seni yoksa normal mi geldi? Yani bir sürü... Yok çok şaşırttı. Ya bir de herhalde algıda seçicilik sen yani oyunla ilgili sürekli etrafımda ne bileyim ya da bir yerde oturduğun zaman arkada birisi bir şey konuştuğu zaman ama biliyorum bu oyun ya oyundan bahsediyorlar falan diye böyle. Ya daha sonra böyle çok böyle hani etrafta oyun oynayan işte oyunlardan bahseden işte konuşan insanlara denk geldim. Ve yani hepsi dikkatimi çekmeye başladı. Varmış yani aslında böyle bir şey. Benim haberim yokmuş. O peki, benim ayıbımmış. Yok ayıpla alakası yok. Şimdi herkes ilgilendiği şey bilmeyebilir doğal olarak yani. Yani ilgi alanında değilse bilmezsin yani. Bundan normal bir şey olamaz. Oyunlar Türkiye sonuçta herkesin hitap eden şeyler değiller. Yeni yeni olacaklar. Şeyi soracağım sana o zaman. Peki mesela benim çalıştığım iş garip geldi mi sana? En başta anlamakta. Çok garip geldi. Ya bir kere daha uzun bir süre ne iş yaptığını anlayamadım. Yani organ mafyası. Nesin yani ne oluyor falan filan diye. Yani nesin diye değil aslında. Bir kere söylemişti sonra da ben de durmadım. Ama tabii şöyle bir şey oluyor. Hani birisiyle bir ilişkiye başladığınız zaman etrafınızdaki insanlar genelde merak ediyorlarsa hemen ne iş yapıyor, ne iş yapıyor. Yani ben çok fazla ne iş yaptığına takılmamıştım açıkçası. O sıralar bir şeyler söyledi. Ben he dedim. Yani çok da böyle hani bilindik ne bileyim işte. Ben... Demek ki benimle ciddi düşünmüyormuşsun. Ha böyle çok böyle yani kafamda net bir şey oluşmamıştı ne yaptığına dair. Ama sonradan şey de çok sıkıntı çektim. Her tanıştığım insan hani ne iş yapıyor diyor ya. Orada ben anlatmaya yani ne iş yaptığını anlatamadığımı anladığım zaman senin gerçekten ne iş yaptığını bilmediğimi farkına vardım. Yani evet. Şimdi şöyle işte ben şey diyordum hep yanlış söylüyordum hatta sana da bir sürü şey oluyor. Bilgisayarcı falan mı diyordun? Bilişim diyordum. Bilişimle ilgili bir şeyler yapıyor evet. Falan işte böyle. Sonra herkes şey ya o bilgisayarımı alsam bilgisayarıma şunu kurdum şöyle oldu evet. Falan diye. Sonra arkadaşlarım bana... Enis'e öyle sorular sormuyor. Enis'e diyor ki yani öyle değil tam benimkisi falan diyor böyle. Yani biliyorum canım bilmediğim bir şey değil de hani. Ya tabii bildiğin kadarıyla yardımcı oluyordun ama hani asıl şeyin o değil. Evet uzmanlığı. Ve ben bunu sana birkaç kere sordum galiba değil mi? Evet, hani masada böyle şey... Oturuyor kalkıyor arkadaşlar ya ben ne diyeceğim sana. Üzülüm bu benim de yaşadığım bir sıkıntı. Hatta yakın zamanda oldu. Biri sordu böyle dışarı tanıştığım biri. Dedik ne iş yapıyorsun dedi. Ben de editörlük dedim. O kadar hani editörlük yaptım. Geçtim yani. Tabii şimdi editörde çok tanımı var. Yazı düzelteni var. İşte başka bir şey yapanı var. Bizim işimizin aslında %1'i falan yani. Yani nerede editörlük yaptığına bağlı o sonuçta. İşte diyorum yani tam olarak editörlük de değil artık. Hani ne yani üzerine ya eğer merak ediyorsa editör diyorum geçiyorum. Ama üzerine sorular soruyorsa açıklamak gerektiği zaman bayağı geçiyor. Hele yani video çekmek falan bunları hiç anlatmıyorum bile yani çok şey
Ya evet, o zaman iyice uzaya gidiyor. İyice iş karışmaya yani. Başlıyor çünkü o zaman için yani. Bilen vardır yoktur ama çünkü hani mesleğimiz, yani millet şimdi şey diyor işte YouTuber falan diye geçiyor ama. Ya onun alakası yok. Ya YouTuber'lıktan, YouTube, bir şeyin mesleği olması mesleği için bana bir para kazandırması lazım. Bu bana para kazandırmadığı için. Evet. 10 dakikaya geçerse kazandırabilir ama. Daha bu arada 2 gün önce Duygu'yla buluştum ya, Duygu da sordu. Hı. Ya şimdi Enis tam olarak ne yapıyor dedi böyle. Enis ilginç şeyler yapıyor. Böyle gerçekten bilmiyorum, sen de zorlanıyorsundur bir tane ihtimalle. Yani ben de herkese farklı söyledim ya bu arada. Bu geçen bayramda da şey oldu ya işte, sordular hani. Ha evet. Oyun işte, ailede bile var değil mi hala? Bayramda şimdi bile görüşmedim, uzun zaman görüşmedim, akrabayla görüşüyorsun doğal olarak. Ve şey oluyor işte hani, ne iş yapın dediğiniz zaman hani hala oyunlarla alakalı mı? Oyunlarla alakalı olduğunu biliyorlar hala ama. Hala oyun mu? Hala oyun mu? Ben diyorum ki evet hala diyorum, oyun oynuyorum falan diyorum. Tabii klasik şey. Oh ne güzel, en güzel, sizin oyun oynayarak para kazanıyorsunuz falan filan diye geyik konuları oluyor tabii ama merak etmeyin. Oyun oynayarak para kazanmıyorum, hiç sıkıntı yok. Yani herkese de farklı cevap vermiş olabilirim. İstersen ne iş yaptığını bir açıkla. Çünkü ben bana soranlara kimisine şey dedim. Bak bence bir tane özel video çekelim. Ben en son şey dedim. Senin multiplayer'e geçtiğin zaman iş geliştirme uzmanı diye seni şey yaptılar, tanıttılar. Öyle bir şey dediler. Evet öyle bir şey olabilir. Ha, öyle dediler. Ben de artık öyle diyorum. Ama ondan önce işte bazı yerlerde editör dedim. Bazı yerlerde başka şeyler söyledim. Genel yayın yönetmeni deniliyor. Ha genel yayın yönetmeni dedim. Aynen öyle de dedim. Hani birazcık daha bir şey zannetsin. Dediğim yerlerde ben ortamına göre değişti. Baktım hani böyle bizim gibi insanlar var. Hani işte baktım kodamanlar. Oğlum sonuçta benim çalıştığım yer yani şey değildi. Oraya göre işte bazen genel yayın yönetmeni, bazen şu bazen bu. Bu bir itiraf videosu mu oldu? İnşallah izleyen yoktur. Bana da yeni itiraf oldu şu anda. Bana da bir şey sansınlar diye dedi ya. Kadın dedi, ne dedi, bir şey sansınlar dedim diye dedi ya. Yani hayır, anlayabilsinler anlamında. Onların anlayabileceği dilde. Hmm. Şaka yaptım, öyle şeyler miyim? Öyle bir şey. Peki o zaman nerede senin çalıştığını söyleyelim mi? Hayır. Genel olarak. Hangi iş dalında olduğunu söyleyelim. Yok. Niye? Niye söylemesin? Biraz çok bilmem. Merak etsinler. Gizem yaratıyor. Bilenler var zaten. Evet, bilenler vardır altta. Çünkü akrabalar izliyor. Onu biliyoruz yani, akrabalar izliyor. Neyse. Tüm akrabalarımıza selam olsun efendim. O zaman oyun hakkında ilgili şeye geri dönelim. İlk beraber, ilk tek başına oynadığın oyun Uncharted 4 müydü? Evet. Hatta ben yokken oynamıştım. Sen yoktun evet. Hatta Uncharted 4'te bir yere takılı kalmış. Saçma sapan bir yere gitmiş Uncharted 4'te, evet. Tamam mı? Bir dağın içine girmiş. Gidilmesi gereken bir yerde değil. Enis ben burada takılı kaldım, geçemiyorum dedi. Allah Allah diyorum, neyini geçemiyorsun ya? Hani neyini geçemiyorsun? Uncharted düz bir oyun çünkü diyebiliyorum. Meğersem ana yoldan çıkmış. Arabayla gittiğiniz bir yer var Uncharted 4'te. Ana yoldan çıkmış, gizli bir yere girmiş. Ya o arabalı... Oradan İlerlemeye çalışıyor. Bir çıktım, araba nerede diyorum, bilmiyorum diyor. Arabayı da kaybetmiş, bilmiyor arabanın ya, nerede. Ya arabalı olan kısım bence zaten en zor kısmıydı. Bir kere arabayı zapt etmek, kullanmak benim için aynen çok zordu. Şimdi araba kullanıcını keşke sizlere izletseydim süper ya. Süper kullanıyorum bence. Müthiş yani. Ya bir de oyun ya, istediğimi yapıyorum, çok bak, güzel oluyor. Şu arabadan şöyle gidiyor, şeyden düz gideceksin diyormuş. Sonra şöyle gidiyor, şöyle gidiyor, şöyle gidiyor. Bir türlü düz gidemiyor ama araba. Hayır, eğimli çünkü düz bir yerde sürmüyorum. Bir oynayanlar biliyordur yani. Zaten her yer kayalık. Yani o tepelere iniyorum, oradan iniyorum, oraya çıkıyorum. O peki yüzden ne hissettin Uncharted 4'ü bitirince? Hoşuna gitti mi? Gitti. Hoşuma gitti. Aslında Uncharted 4 benim için şey oldu. Oyunların biraz şeyini çözdüm. Şimdi ya oyunlara ilk etapta aynen baktığım zaman hani bana göre yani hani oyunun beni yönlendirip yönlendirmeyeceğini bilmiyordum. Ama mesela en sonundan sonra bak biraz daha koyu gözüküyor ya, oralara hep tutunabilirsin falan diye. Hani bundan sonra izlediğim ya da yaptığım oyunlarda en azından o şeylere dikkat ediyorum. Ama onun haricinde herhalde burası varsa mesela o mağarada da o yüzden zorlanmış. Çünkü mağara var. Demek ki girmem lazım. Hani ilerleyeyim falan diye öyle bir düşünce vardı. Ya da her yere gidebiliyorsam belki farklı yerde farklı şeyler göreceğim. Ya da diğer yerde diğer şeyleri göreceğim. Buraya bir parantez koyacağım. Şöyle bir şey var tabii, şimdi hiç ilk defa oynayan, ya bizim gibi devamlı oynayan insanların farkında olmadan yaptığı şeyler var mesela. Devamlı oynayan insan nereden gideceğini oynadığı zaman biliyor. Çünkü artık bilinçaltına girmiş. Evet. Hiç oynamayan insanların bunu bilmemesi de garip gelebiliyor ama aslında mesela Uncharted'daki sarı borular vardır. Atlayacağın yere onlar gösterir. Bir şey sarıysa oraya atlayabiliyorsundur falan. Şimdi hiç oynamayan insan o yönlendirmeleri bilemediği için baktığı zaman her yer ona gidilebilir ve her yer ona gidilemez gibi görünüyor. Yani... Mesela ben Şebnem'in çok zaman şeyi hatırlıyorum. Düz taşlara acaba tırmanılıyor mu diye. Çünkü taş ya. Hani mantıken tırmanılabilir olduğunu düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Tabii. Öyle gözüküyor ama sen biliyorsun aslında buraya niye tırmanma çalışıyor ki falan diyorsun. Çünkü hani algıda seçicilik yok henüz ama oynadıkça alıştın işte. Aynen. Uncharted'da o biraz hani şey onu kavramam açısından iyiydi. Ondan sonraki oyunlarda zaten hani ne yapılabilir ne yapılamaz. Hani bir iki baktıktan sonra anlayabiliyorsun o oyunun hani kendi içerisinde neyi nasıl koymuşlar, hemen onu atıyorsun o kompozisyonu, demek ki öyle ilerlenecek falan diye öyle o şekilde ilerleyebiliyorsun. Hani hiç oyun oynamadığım için ilk etapta o zor gelmiş ama sen sonra zaten o şeyleri söyleyince bak burada böyledir, şurada şöyledir falan diye, o yüzden şey olmadı, zor olmadı, güzeldi, atlamalı zıplamalı
güzel bir ama gene de hikayesinin iyi olması seni en çok çeker şey oluyor aslında. Evet, hikayesinden evet, daha çok keyif alıyor. Aynen, evet, evet. Hikaye güzel olursa güzel bence oyunlar yani. İşte oyunların en büyük sıkıntısı o. Hikayesi her zaman çok iyi olmayabiliyor. Şey yani. Oyunlarında da bu kılıçlı, işte kesmeli olan oyunlarda da mesela. Onda da izlemek hiç keyifli değil. Yani birkaç kere oturdum hani elinizde izledim ama İzlerken hiç keyif almıyorsun ama oynarken acayip keyifli. O evet. Hani bir tane vardı ya, kimlere öldürdüm. Şu anda milletin devamlı olarak izlediği videolara izlerken hiç keyifli değil diye demen de mesela o da ilginç bir şey. Senin için hiç keyifli ya değil. Ya bence değil şey, yani. Ya bilmiyorum. Ben kendimi vurup da yani kestiğimi hissetmediğim sürece o şeyle oyun oynarken senin kestiğini görmek beni çok da şey yapmıyor yani, etkilemiyor. O ya o tarz oyunlardan. Mesela o yüzden korku oyunlarını seviyorum. Çünkü bir hikayesi var. Aynen. Var. Evet hani zaten yapman gereken çok bir şey yok. Sen de atraksiyon yani seni korkutmak anlamında değil. Sen zaten korkarsın. Çok bir şey yapmaya gerek yok yani de senin korkman için. Bu video bana şok oldu gerçekten. İkinci kez. Ama sen istedin. Allah'ım tutturdu, gel gel bir şey konuşalım diye. Kamerasız da konuşmuyoruz bu konuları dediğim gibi. Böyle çünkü. Var mı ekleyeceğim bir şey? Dur, açılmıştıkken daha devam etmeyecek miyiz? 12 dakika oldu. Şu an para kazanıyorum zaten. Kesersin. Zaten çok sıkıntılı yerler vardır büyük ihtimalle. Yok, hiç sıkıntılı yer yok. Akıyoruz şu an. Yani şey, sıkıcı yerler vardır. Hayır, yani sıkıcı yer yok. Şu an süper gidiyoruz. Var mı ekleyeceğim bir şey? Bence hiç sıkıcı bir yer yok. Ben çok eğleniyorum. Bilmiyorum. Hadi biraz bir şeyler sor. Bak, çıkacak galiba benden bir şeyler. Ya ben öyle hissediyorum. Şu anda açıldım gerçekten. O ritim oyunlardan konuşalım da oyun tiplerinden falan diye bir şeyler konuşalım. Evet efendim, şimdilik bizden bu kadar. Ya Esma, bak beni sinirletme. Konuşalım bir kadar... Konuşmak istemiyorum dedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi de hemen erken veda. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.